Ramazan ayının yaz mevsimine denk gelmesi nedeniyle oruç tutanlar için beslenmeye çok daha fazla dikkat edilmesi gerekiyor. Universal Hospital Bodrum Hastanesi'nde görevli diyetisyen, Kent Haber'e Ramazan ayında beslenmede dikkat edilmesi gerekenleri anlattı. Günlük toplam öğün sayısının 3 ya da 4 olması gerektiğini belirten Öngen, Ramazan'da sahurun kesinlikle atlanmaması gerektiğini belirtti. Sahurda gün içerisinde tok tutacak besinlerin tüketilmesinin önemini vurgulayan Öngen, oruç tutan vatandaşlara sahur için şu önerilerde bulundu. Sahurda beslenme ile ilgili daha çok gün içerisinde sizi tok tutacak yiyecekler olması gerekir. Bu da işte bir tane katı yumurta, haşlanmış yumurta şeklinde, yanına az tuzlu özellikle beyaz peynirler, bol yeşillik domates salatalıkla çeşitlendirip tahıllı ekmekle tamamlayabiliriz. Yine sahur bitmeden önce mutlaka bir meyve ve bir bardak sütle de desteklenmesi gerektiğini söyleyebilirim. Sahuru yaptıktan sonra mutlaka bir 20-30 dakika kadar oyalanıp o süre içerisinde yaklaşık yarım litre olmak koşuluyla su tüketimini öneriyoruz. Öngen, Ramazan'da birçok vatandaşın uzun süren açlığın ardından kontrolsüz olarak dozunu kaçırdığı iftar sofralarıyla ilgili ise şu önerilerde bulundu. İftara geçersek iftarımızı mutlaka bir kepçe çorba ile açmak, arkasında bir 10-15 dakika bekleyip ana yemeğe geçmekte fayda var. Bu süre içerisinde ana yemek herhangi bir yemek olabilir, kızartma ve hamur işi olmamak koşuluyla diyebiliriz. Başka söyleyebileceğimiz, salata ve yoğurtla yine desteklenebilir öğünlerimiz. Tahıllı ekmek mutlaka olacak, 2 dilimden fazla olmamak koşuluyla. Ancak pide zaafımız varsa eğer 1-2 dilim pideyle de ara sıra bunu değiştirebiliriz. Hamur işine ağırlık vermemek de önemli olur. Sıvı tüketiminin çok önemli olduğu yaz aylarında mutlaka 2 ila 3 litre arasında su tüketilmesi gerektiğine dikkat çeken Öngen, bu tüketimin yarım 1 litresinin sahurda, kalanını da İftar sonrasından gece yatana kadar 1,5 litre olacak şekilde tamamlanması gerektiğini söyledi. Öngen, iftar sonrasında çay, kahve, kolalı içeceklerden uzak durulması ve bol miktarda su tüketilmesinin sıvı dengesini korumak için çok önemli olduğunu da vurguladı. Bu süre içerisinde sıvı dengesi tabii ki çok önemli. Çünkü yine tansiyon veya diyabet hastalıklarında susuz kalmakla beraber kalp çarpıntıları, uykusuzluk, işte çarpıntı hali olabilir. Doğal olarak bunu azaltmak için de çay, kahve ve kolalı içecekler diyoruz bunlara. Bunları azaltarak, su tüketimini artırarak ve ılık suyla güne başlayarak. Çünkü bağırsak düzensizliği de çok yaşadığımız bir problem. Ilık suyla başlayarak öncelikle su tüketimine, daha sonra yavaş yavaş suyun hani soğuk olmasını sağlayacak şekilde sıvı tüketilmelidir diyebilirim. Konu hakkında görüşlerini aldığımız bir başka uzman Profesör Doktor Osman Akdemir ise öncelikli olarak sigara tiryakilerini uyardı. Kardiyoloji uzmanı Akdemir, orucu sigarayla açan tiryakilerin büyük bir tehdit altında olduklarına dikkat çekerek şunları söyledi. Sigara içen bir kişi orucunu sigarayla açmamalı tabii. Bunu aklı başında hiçbir kişi önermez ve yapmaz. O kadar uzun süre sigara içmemiş bir kişi birdenbire, hele sigara müptelası olduğu için de bol miktarda içine çekerek, sigara içerek başladığında fevkalade güçlü damar büzücü etkileri, nikotinin devreye giriyor. Yani bıraktım uzun vadedeki damar sertliği ve kanser riskini arttırıcı etkilerini o anda hemen ilk nefeslerle daha ve eğer hele hele bu kişi bir kalp hastasıysa, bir yüksek tansiyon hastasıysa tabii bu bilhassa sakındığımız, çekindiğimiz bir şey. Universal Hospital Bodrum Hastanesi'nin kardiyoloji uzmanı Profesör Doktor Osman Akdemir, kalp damar hastalıkları ile ilgili iftar sofralarında dikkat edilmesi gereken hususları ise şöyle anlattı. İftar açarken aslında bizim ne kadar güzel geleneklerimiz var İslam toplumlarında. Önce bir hurma ile açmak, hatırlarsanız eğer sofralarda ağır yemek gelmeden önce bir miktar kahvaltılıklar, reçeller falan konması gibi alıştıran bir gelenek var aslında. Hiçbir zaman geleneksel iftarlarda oruç açılır açılmaz çok yağlı yiyeceklere birdenbire girmek yok, kademeli kademeli. Tabii ki o an muhakkak ki uzun süre aç kalan bir kişinin iştahlı olduğu bir durum. Muhakkak ki orada imrendiği şeyleri tüketecektir. Ancak birdenbire ve çok miktarda ve yüklenerek değil. Tabii vücut bir kere, hele hele bu sıcaklarda tutulan oruçlar, ki bu dönem biraz da orucun zorlayıcı olduğu bir dönem. Tabii ki orucu açarken önce bir
kere suyunu içecektir. Bir bardak, iki bardak suyunu içerek vücut içerisinde kaybettiği ve ikmal edememiş olduğu suyu tamamlayacaktır. Daha sonra da önüne gelen yemeklerle orucunu açabilir. Ancak hafif yemekler daha yavaş, uzun süre sofrada kalarak ve birdenbire aşırı tokluk hissi verecek şekilde yememeli. Ama tabii şeker hastası değilse, yüksek kolesterol problemi yoksa, özel bazı öneriler yoksa da kuşkusuz imrendiği her şeyi yiyebilir. Genel sağlık önerileri burada da geçerli gayet tabii ki biz. Herkese Akdeniz tipi beslenin diyoruz. Bunu hep yazıyoruz, çiziyoruz. Daha önce de programlarımızda söyledik. Ama imrendiği şeyler içerisinde bu yasak, o yasak gibi şekilde, hayır, bu şekilde yaklaşmak doğru değil. İyi pişirilmiş, hazmı çok güç olmayan, böyle aşırı görünür yağlar içermeyen her şeyi yavaş yavaş, kademeli kademeli yiyebilir tabii kişi.